İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki. İmam-ı Ahmet Rabbani Hazretleri Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müçtehit ve İslam alimlerinin göz bebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan, insanları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 24.'südür. İsmi Ahmet bin Abdülehad bin Zeynel Abidin'dir. Lakabı Bedreddin, künyesi Ebul Berekat'tır. 1563 Hicri 971 yılında Hindistan'ın Serhend şehrinde doğdu. İmam-ı Rabbani ismiyle tanınmıştır. İmam-ı Rabbani, Rabbani alim demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmiyle amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kamil, olgun alim demektir. Hicri 2. bin yılının müceddidi yani yenileyicisi olmasından dolayı Müceddidi Elf-i Sani diye anılmıştır. Zira sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinini yenileyen müceddit gönderecektir. İşte bu hadis-i şerifi gereği İmam Rabbani Hazretleri 2. bin yılın başında gelen müceddit yani yenileyici sayıldı. İslam ahkamıyla tasavvufu birleştirmesi sebebiyle Sıla ismi verilmiştir. Hazreti Ömer'in soyundan olduğu için Faruk-ı nesebiyle anılmış, Serhend şehrinden olduğu için de oraya nispetle Serhendi denilmiştir. Bütün bu vasıflarıyla birlikte ismi İmam-ı Rabbani Müceddidi Elf-i Sani Şeyh Ahmedi Faruki Serhendi'dir. Babası ve dedelerinin hepsi zamanlarının büyük alimleri, salih ve faziletli kimseleriydiler. Babası Abdülehat Efendi, din ve fen ilimlerinde yetişmiş, tasavvufta da en son mertebeye ulaşmıştı. Gençliğinde ilmi yaymak, insanlara hizmet etmek, doğru yolu göstermek için seyahat ettiği sıralarda Hindistan'ın meşhur kasabalarından Sikendere'ye gitmişti. O memleketten asil bir aileye mensup saliha bir hanım, firasetiyle Abdülehat Efendi'nin mübarek bir zat olduğunu anlayıp ona kendi kucağımda terbiye edip büyüttüğüm iffet ve ismet cevheri bir kız kardeşim vardır. Böyle saliha bir kızın sizinle nikahlanmasını arzu ediyorum. Bu ricamı kabul edeceğinizi umarım diye haber gönderdi. Abdülehat Efendi bir müddet düşündükten sonra teklifi kabul edip o kızla nikahlandı. İşte bu kutlu evlilikten İmam-ı Rabbani Hazretleri doğdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri ilk tahsiline babasından ders alarak başladı. Babasından okuyup Arapçayı öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sesi güzel olduğundan Kur'an-ı Kerim'i bülbül gibi okurdu. İlminin çoğunu babasından, bir kısmını da zamanının meşhur alimlerinden öğrendi. Babasından ders aldığı sırada çeşitli ilimlere ait küçük kitapları ezberledi. Babasından aldığı dersleri tamamlayınca Siyalkut şehrine gidip orada Mevlana Kemalettin Keşmiri'den ilim öğrendi. Mevlana Kemalettin meşhur alim Abdülhakim-i Siyalkuti'nin de hocası olup zamanının en yüksek alimiydi. Bazı hadis kitaplarını da Şeyh Yakub-ı Keşmiri'den okudu. Kadı Behluli Bedahşani'den hadis, tefsir ve bazı usul ilimlerinde icazet, diploma aldı. 17 yaşındayken tahsilini tamamlayıp bütün ilimlerden icazet aldı. Tahsili sırasında Kadiri ve Çeşitli büyüklerinin kalplerindeki
feyz ve lezzeti babasından aldı. Babası hayattayken talebelere ilim öğretmeye başladı. Bu sırada Risaletü Tehliliye, Reddi Revafit, İspatün Nübüvve adlı eserlerini yazdı. Edebiyata çok meraklı olup, fesahatı ve belagatı, sürati, intikali, zekasının parlaklığı herkesi hayrette bırakıyordu. Uzun boylu, buğday benizli, gökçek yüzlüydü. Kaşları siyah ve hilal biçimindeydi. Gözlerinin beyazı oldukça beyaz, siyahı daha siyahtı. Bakışları canlı ve keskindi. Çekme burunlu, dudakları ince, kırmızı renkliydi. Ağzı orta büyüklükteydi. Dişleri inci gibi düzgün ve parlaktı. Sakalı gür ve büyükçeydi. İkinci Hicri 1000. yılın yenileyicisi yani Müceddidi Elf-i Sani, Nakşi, Kadiri, Suhreverdi, Çişti ve Kubrevi tarikatlarından icazetli Rabbani İmam ve Rahmani Mürşid. Bu kadar ilmi ve herkesin üstünde olgunluğu, tevazusuyla birlikte kalbi Ahrariye, Nakşibendiye büyüklerinin aşkıyla yanıyor, bu yolda yazılmış kitapları okuyordu. İmam-ı Rabbani, Nakşi yolunu öğrendiği şeyhi Muhammed Baki Billah'la Delhi'de karşılaştı. Ancak bu karşılaşma tesadüf eseri meydana gelmiş değildi. Belki de Baki Billah'ın Delhi'ye gelişi ilahi kaderin Müceddidi Elf-i Sani olarak takdir buyurduğu Ahmet Faruki'yi yetiştirmek içindi. Şeyh-i Hacegi Muhammed Emkenegi tarafından İmam-ı Rabbani'yi irşat için gönderilen Muhammed Baki Billah'la İmam-ı Rabbani'nin buluşması iki denizin birbirine kavuşması gibiydi. Ahmet Faruki sahip olduğu üstün kabiliyet sayesinde iki ayda şeyhinin yanında sülukunu tamamladı. İmam-ı Rabbani bunu bizzat kendisi mektubatında ve ondan naklen El-Hani, El-Hadaikul Verdiye adlı eserinde anlatmaktadır. Mektubatın verdiği bilgilere göre İmam-ı Rabbani lafzayı celal zikriyle başladığı sülukunu gaybet, fena, cem, sahu ve sekir hallerinden geçerek müşahedeye erdiği şeklinde anlatır. Müşahede halinde bütün zerreleri Hak Teâlâ'nın görüldüğü aynalar olarak tanımlar. Onun ardından Hakk'ı varlığının bütün zerreleriyle beraber görür. Bunu Hakk'ı kainata bitişik ya da ayrı olmayarak, içinde veya dışında bulunmayarak müşahede hali izler. Bunun ardından Hak Teâlâ'yı kainatla ilişkisi olmayan ve keyfiyeti bilinemeyen bir ilgi içinde bilir. Nihayet keyfiyet ya da tenzihle de olsa müşahede edilen Hakk'ın tekvin yani yaratma sıfatıdır. Bu halleri anlattıktan sonra şeyhi tarafından kendisine irşat icazeti verildiğini ve bu emre uyarak irşada başladığını anlatmaktadır. Yaşadığı dönem. İmam-ı Rabbani'nin yaşadığı dönemde Hindistan bölgesinin idaresi Moğol hükümdarlarının elindeydi. Bunlardan özellikle imamla çağdaş olan Ekberşah, sapıklığın, dalaletin zirvesindeydi. O, Hinduizm, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlerin beğendiği taraflarını alarak yeni bir din kurma gayreti içerisindeydi. Ancak onun kurmaya çalıştığı din en çok Hinduizm'den etkileniyordu. Sultan Hindulara yaranmak, onların gönüllerini kazanmak istiyordu. Mecusilerden ateşe tapmayı, Hristiyanlardan çan çalmayı, istavroz çıkarmayı, Hindulardan dini gün ve bayramları, merasim ve törelerle ruh göçünü, tenasuh inancını aldı. Devrin tasavvuf mensubu sayılan bazı kimseler, filozofların özellikle işrakiye ve revakiye felsefelerinin varlıkla ilgili görüşlerini Hint felsefesiyle karşılaştırarak anlatıyordu.
Böylesine karışık ve sultanların uluhiyet iddiasına kalkıştığı bir dönemde yetişen İmam Rabbani çok büyük bir mücadele verdi. Silahsız ve kimsesiz bu gönül mücahidi tek başına güzellikler dini İslam'ı savundu. Sultan hapis, işkence, her türlü sindirme politikalarını izlediyse de başarılı olamadı. Hükümdarın uydurduğu din bütün sapıklıklarıyla tükendi. İmam Rabbani ezilen, yara alan İslam'ı yeniden dirilik ve güzelliğiyle hayata koydu. Tasavvufa ruhbanlık ve felsefi cereyanlardan sokulmak istenen hulul, ittihat ve tenasüh gibi düşünceleri atıp onu asıl kaynağı olan Kur'an ve sünnet çizgisine getirdi. Halk arasında yayılan bidat ve cahiliye adetlerini temizleyerek şeriate bağlılığı perçinledi. İmam Rabbani'nin terbiye anlayışıyla yetişmiş binlerce halife, mürit ve müntesihi bu düşünceleri Orta Asya, Anadolu, Irak ve Suriye taraflarına da taşıdı. İmam Rabbani Hazretleri'nin vefatı. İmam Rabbani Hazretleri vefatına yakın inzivaya çekilip insanlardan uzak kalmaya başladılar. Bu durumu merak edenler, çoluk çocuğunuzdan ve bütün insanlardan ayrılmanızın, uzdete çekilmenizin sebebi nedir diye sordular. Büyük alim cevabında, bu dünyadan göçmemi çok yakın görüyorum. İş böyle olunca tamamen inziva ve ayrılığı tercih edip daima istiğfar ediyorum. Af diliyorum. Bunları zaruri görüyorum. Bütün vakitlerimi ve nefeslerimi zahiri ve batini ibadetlerle geçirmeyi elzem buluyorum. Bu da ancak insanlardan ayrılmak ve yalnız kalmakla ele geçer. Bunun için beni bırakınız. Benden ayrılınız ve beni Allah-u Teala'ya ısmarlayınız buyurdu. Bu arada çok sadaka verdi ve büyük hayırlar yaptı. Yakınlarından biri bu sadakaların çokluğunu görünce, bütün bu hayratlar belaların giderilmesi için midir diye sordu. Buyurdu ki, hayır, belki de kavuşmak şevkiyle bunları yapıyorum. Ve şu beyti okuyup gözlerinden sevinç gözyaşları döküldü. Vuslat günüdür sırdaşım. Aleme kucak açayım. Bu devletin, bu nimetin sevinçlerini saçayım. Bugünlerde hastalığı şiddetli olmasına rağmen cemaatle namaz kılmayı terk etmedi. Ancak son 4-5 gün yalnız başına namaz kıldı. Duaları, tesbihleri, salavatları, zikri ve murakabeyi hiçbir eksiklik olmadan yapıyordu. Dinimizin ve hocalarının yollarının inceliklerinden hiçbirini terk etmiyordu. Son olarak 2 rekat namaz kıldı ve son sözü namaz oldu. Zira İslam büyüklerinin son sözlerinin namaz olduğu pek çok kaynakta yer almaktadır. Vefatı 1624, Hicri 1034 yılında Safer ayının 28'i Salı günü kuşluk vakti gerçekleşti. İmam Rabbani Hazretleri'nin cenaze namazını oğlu Hacı Muhammed Said kıldırdı. Vefatında 63 yaşındaydı. Serhent'te evinin yanında defnedildi. Daha sonra Afganistan Padişahı Şahi Zaman kabri üzerine büyük ve çok sanatlı bir türbe yaptırdı. Vefat haberi talebelerini ve sevenlerini çok üzüp ağlattı. Duyulduğu her yerde gözyaşları döküldü. Vefatı üzerine şiirler yazılmış ve pek çok tarih düşürülmüştür. Eserleri ve mektubatı. Mektubat.
İslam aleminde İmam Rabbani'nin mektubatı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır. Mektubat 3 cilt olup 526 mektubunun toplanmasından meydana gelmiştir. Kelam ve fıkıh bilgilerini tasavvufun marifetlerini açıklayan uçsuz bir derya gibi eşsiz bir eserdir. Reddi Revafıt, Farisi olup Rafizileri reddeden bu kitaptır. İspatun Nübüvve, Mebde ve Me'at, Adabül Müridin, Talikatül Avarif, Risale-i Tehliliye, Şerhi Rubaiyat-ı Abdilbaki, Me'arif-i Ledünniye, Mükâşefat-ı Gaybiye, Cezve ve Sülük Risalesi. İmam Rabbani gençlik yıllarında bir takım eserler ve risaleler kaleme almışsa da şeyhlik yıllarında gönül sohbeti ve mektupla irşat usulünü benimseyerek eser telifini bıraktı. Zira mektupla irşat Hazreti Peygamberle başlayan bir tebliğ yöntemiydi. Asr-ı Saadet'ten sonra pek çok ilim ve gönül adamı bunu benimsedi. İmam-ı Rabbani'nin gerek talebelerine ve halifelerine gerekse halktan kendisine soru soran kimselere yazdığı mektuplar bir eser haline gelmiş, muhtelif dillere tercüme edilerek kaynak eser niteliği kazanmış, tasavvuf ve ahlakta müracaat kitabı olmuştur. Vahdedi Şuhud. İmam-ı Rabbani'nin en önemli özelliklerinden biri de genellikle Vahdet-i Vücut denilen, panteizmle karıştırılan Vahdet-i Vücudu, Vahdet-i Şuhud adıyla daha anlaşılabilir hale getirmesidir. Vahdet-i Vücuttaki her şey O'dur anlayışına, her şey O'ndandır şeklinde anlayan, hakla halkın ayrı ayrı varlığı bulunduğunu, ancak halkın vücudunun hakkın varlığına göre gölge mesabesinde olduğu görüşünü benimsemiştir. Eşyada hakkı görme şeklinde ifade edilen vahdet-i şuhud, bir bakıma vahdet-i vücudun ileri derecesi olarak görülmesidir. Dervişlik, şeyhe teslimiyet. Müridin, şeyhine bağlılıkta gassal, ölü yıkayıcı önündeki ölü gibi olması gerektiğini öğütlerdi. Minnet ve ızdırabı aşkın levazımı sayardı. Yoksulluk, sıkıntı ve dert, çaresiz katlanılacak hususlardandı. Çünkü dost, sevdiğini kendisinden başka her şeyden kesilmiş ve sıyrılmış bir halde görmek ister. Bu makamda huzur huzursuzlukta, karar kararsızlıkta, rahat rahatsızlıkta olurdu. Bu makamda nefsin talebine çare aramadan kendini minnet ve ızdıraba bırakmak devanın ta kendisidir. Devlet, ondan ne gelirse razı olmaktır. Dervişlikte kemalin şartı olarak fenaya ermeyi şart koşardı. Ona göre fena, ölmeden evvel ölmek sırrına ermekti. Değilse insan, kalbi, dünya mabutları ve nefs putlarına tapmaktan kurtulamazdı. Anlatıldığına göre Abdülhakim Siyalkuti, İmam-ı Rabbani ile çağdaştı ve onu küçümseyenlerdendi. Bir gece rüyada İmam-ı Rabbani'yi gördü. İmam ona, "Habibim, sen Allah de geç. Onları daldıkları bataklıkta bırak da oynaya dursunlar." ayetini okudu. Rüyada bu ayetin manası sayesinde Şeyh Abdülhakim'in kalbinde aşk, muhabbet ve şevk meydana geldi. Kalbi Allah Allah diyerek uyandı. Uyandıktan sonra da zikri ilahi devam etti. Doğruca İmam Rabbani'ye gidip intisap etti. Rivayete göre İmam Rabbani'ye müceddidi elfisani sıfatını veren odur. Sahabe ile veli arasındaki fark. Fena, baka, süluk ve cezbe ile Hakk'a yakınlık için velayet yakınlığı tabiri kullanılır.
ümmetin velileri bu yakinle şereflenmiştir. Ashab-ı kiramın Resulullah Efendimizin sohbetiyle elde ettikleri yakınlığa nübüvvet yakınlığı denir. Nübüvvet yakınlığı ittiba ve veraset yoluyla gelmiştir. Bu yüzden bu yakınlıkta fena, baka, cezbe ve süluk yoktur. Ve bu yakınlık velayet yakınlığından üstündür. Çünkü nübüvvet yakınlığı asıl yakınlıktır. Velayet yakınlığı ise onun gölgesinde bir yakınlıktır. Velayet yakınlığına ulaşmak için fena, baka, cezbe ve süluk öncü ve başlangıç sayılır. Eğer yol nübüvvet yakınlığı caddesine düşecek olursa, o zaman bu öncü ve başlangıca gerek kalmaz. Ashab-ı kiram nübüvvet yakınlığı caddesinden yürümüşlerdir. Şeriat ve tarikat. İmam-ı Rabbani'ye göre gerçekte şeriat ve tarikat birdir. İkisi arasında ayrılık, gayrılık ve fark yoktur. Ancak toplu ve açık tasnifte farklılık vardır. Şeriat icmaldir. Derli toplu belli manalardır. Hakikatse ayrıntılardır. Birine çeşitli delillerle diğerine keşf verilir. Biri gayb, biri şehadettir. Şeriat gayb, hakikatse şehadet sayılır. Şeriat gayba imanı emreder, hakikate erince gizli saklı bir şey kalmaz. Her şey açık hale gelir. Şeriatın emri gereği açıklanmış hükümler, hakkal yakin hakikatiyle tahakkuk edince, aynen açığa çıkar. Ayrıntılarıyla ortaya dökülür. Daha önce gaybken, şehadet aleminde gözükürler. Hakkal yakine eren kimsede meydana gelen ilimler, şeriat ilimlerine uygun düşer. Arada kıl kadar da olsa bir ayrılık olsa, hakkal yakin makamının hakikatine ulaşılmamış sayılır. Erbab-ı tarikatten sadır olan ve şeriatin emirlerine aykırı görülen tutum ve sözler genellikle vaktin manevi sarhoşluğuna yorulur. Bunlar seyr-ü süluk esnasında meydana gelir. Yolunu tamamlayan kimseler ayıldığı, sahv ve temkine erdiği için onlarda bu tür sözler kalmaz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Nakşibendilik. İmam Rabbani Nakşibendiye tarikatının başının Hazreti Ebubekir olduğunu belirttikten sonra bu yoldaki bağlılığın bütün bağlılıkların üstünde olduğunu anlatır. Çünkü onların bağlılıkları Hazreti Ebubekir'in huzuruna bağlı özel bir bağlılıktır. Ayrıca Nakşibendiye tarikatının bir başka özelliği de bu yolda sonda elde edilecek makamın işin başında elde edilmesidir. Çünkü Şah-ı Nakşibend biz sonu öne aldık buyurur. Tarikatte nihai gaye Hakk'a vuslattır. Onun da dereceleri vardır. Nakşi mensupları yolun başında vuslattan nasip alırlar. Veraset ilmi. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki alimler peygamberlerin varisleridir. İmam-ı Rabbani'ye göre alimler iki tür ilim bırakmışlardır. Ahkam ilmi, esrar ilmi. Peygamber varisi olmaya layık olan kimse, peygamberlerin bu iki ilmine de varis olur. Sadece birine varis olmak yetmez. Çünkü mirasçı, ölenin her şeyine varis olur. Muris'in bıraktıklarından bazılarına varis olup, bazılarına olmaması söz konusu olamaz. Hazreti Peygamber bir başka hadislerinde, ümmetimin bilginleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurmuştur. Burada geçen alim, Hazreti Peygamber'in her iki mirasına da varis olandır. Sırlara dair ilimler, manevi sarhoşluk denilen, sekir halinde söylenen vahdedir vücut, vahdette kesreti, kesrette vahdeti görme gibi duygular ve bilgiler değil, sahu yani ayıklık halindeki keşf ve ilhamlardır. Bidatlerle mücadele.
İmam-ı Rabbani her bidatin bir sünneti ortadan kaldırmasından dolayı bidatlerle çok mücadele etmiştir. Bidatlerin sünnetleri kaldırdığını örneklerle anlatırken şunları söylemektedir. Mesela bazı şeyhler sarıklarının ucunu sol taraftan sarkıtırlar. Bunu da iyi ve makbul sayarlar. Oysaki sarığın ucunun iki omuz arasından sarkıtılması sünnettir. Sarığını sol taraftan sarkıtma bidatı işleyen kimse böylece bir sünneti ortadan kaldırmış olmaktadır. Bunun daha ileri derecesinin ise namaza niyet konusunda olduğunu anlatır. Namaza niyet konusunda dille niyetin tekrarlanması sünnette yoktur. Bazı alimler kalp ve niyete yardımcı olur düşüncesiyle bu görüşü benimsemişlerdir. Bazıları da sadece dille niyeti kafi görmüşlerdir. Sadece dille niyeti kafi görmek, İmam-ı Rabbani'ye göre bir farzın ortadan kaldırılması sonucunu doğuracak kadar tehlikeli bir bidattir. Çünkü namaza uyanık bir kalple niyet farzdır. Dille niyeti yeterli görmek, bu farzı ortadan kaldırmaktadır. Velilik. İmam-ı Rabbani'ye göre velilik, fena ve baka hallerinden sonra gelen makamdır. Keramet de veliliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak keramet ve olağanüstü hali çok olan velinin, kemalinin de çok olduğu anlaşılmamalıdır. Aksine olağanüstü hali az olanın veliliği belki daha mükemmeldir. Keramet ve olağanüstü haller hem uruç yani manevi yükseliş sırasında hem de hubut yani kemalat kazandıktan sonra halkın arasına karışmak üzere iniş sırasında görülür. Ancak uruç sırasındaki olağanüstü haller hubut ve nüzul sırasındakinden çoktur. Çünkü biri sebepsizlik alemine yükseliş, öbürü sebepler alemine dönüştür. Ve sebepler alemine dönüşte temkin daha çok olur. İmam-ı Rabbani nakşilik yoluna yeni bir üslup kazandırarak kendisinden sonra bu tarikat Nakşibendiye'yi, Ahriye'yi, Müceddidiye diye anılmıştır. Rahmetullahi aleyh. Allah Celle Celaluhu İmam-ı Rabbani Hazretlerinin şefaatine nail eylesin. Amin.